Daha önce ifade ettiğim gibi Kahramanmaraş'ta 2009 yılında olayın hemen haftasında en az 10 şikayet dilekçesi verdik. Bu dilekçelerde elimize geçen bütün delilleri ikame ettik. Akabinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda biliyorsunuz bir soruşturma başlatıldı. Daha sonra devlet güvenlik mahkemeleri, daha sonra özel yetkili mahkemelere adı dönüşen mahkemelere yetkili görüldü. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya 2012 yılının başında Malatya'ya gitti. 2014 yılının başında bilindiği üzere yine tekrar Kahramanmaraş'a döndü. Özel yetkili mahkemeler kapatıldığında bu tarihten sonra dosyada farklılaşma başlandı. Biliyorsunuz işte takipsiz kararları peş peşe geldi. Dava açılma süreci bu şekilde oldu. Evet. DDK raporu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Raporun sonucunda ihmal ve kusuru bulanlar hakkında bir işlem yapıldı mı? Devlet Denetleme Kurulu gerçekten kapsamlı bir araştırma yaptı. Esas itibariyle bizim bütün taleplerim üzerinde etkili çalışmalar yaptılar. Bu konuda yani bizim taleplerimizi belki çalışmalarını tamamlamadılar. Özellikle Kayseri'de, Maraş'ta geldi çalıştılar ama Kayseri'de, Sivas'ta, Ankara Havalanı'nda daha çeşitli çalışmalar yapılacaktı. Bunlar tamamlanmadı İstanbul'da. Yapılması gereken çalışmaların tamamı tamamlanmadan erken açıklama yaptılar. Ama çalışmasını tamamladığı konularda güzel rapor hazırladıklarını söyleyebilirim. Birçok hususta Devlet Denetleme Kurulu'nun tespitleriyle ortaya çıkmıştır. Örneğin bunlardan ki dosyada hala da en önemli, en ciddi delil olan hava hareketleridir. Sivil radar kayıtlarında helikopterin üzerinde enkazın bulunduğu bölgede askeri uçakların, birden fazla askeri uçağın hareket halinde olduğu ve helikopterin tesir mesafesine girdikleriyle ilgili bize bilgi aktardılar. Biz bunun üzerine derhal harekete geçerek savcılara olayı intikal ettirdik. Askeri radar kayıtlarının bulunmasını, bu hava araçlarının üzerinde inceleme yapılmasını, özellikle korpitlerinde, yer hareket merkezlerinde ve yine uçakların pilotlarının, askeri jetlerin pilotlarının ev ve iş yerlerinde aramalar yapılmasını, eş zamanlı operasyon şeklinde bu keşiflerin gerçekleştirilmesini talep ettik. Ama o günden bugüne böyle bir husus gerçekleşmedi maalesef. Yine biz o tarihte Devlet Denetleme Kurulu'nda elde edilen verilerle İstanbul Toksikoloji İstas Kurulu'nun verdiği rapora göre özellikle pilotta %26.6 oranında karbonmonoksit bulunduğu tespit edildi. Bu oran son derece yüksek bir orandır. Çünkü bu oranda birinin helikopteri sevk ve idare etmesinin oldukça zorlaşacağı muhakkaktır. Dirençli bir vücutta bile. Çünkü vücutlarda etkisi farklı olabiliyor. 15 dereceden sonra karbonmonoksitin öldürücü etkisi başlıyor. Fakat 20 dereceden sonra bütün bünyelerde sersemletme etkisi yaratıyor. Dolayısıyla İstanbul Toksikoloji İstas Kurulu'nun pilotta bulduğu bu karbonmonoksitin oldukça yüksek oranda olduğu ve pilotun sevk ve idaresini etkilediği açıkça anlaşılmış durumda. Yine diğer yolcularda da tespit edildi. Özellikle gazeteci, pilota yakın bulunan gazeteci İsmail Güneş'te %27 oranında bulundu. 8'den başlayarak %27'ye kadar değişen oranlarda tüm yolcularda karbonmonoksit tespit edildi. Kaldı ki bu karbonmonoksitin varlığı esas itibariyle Merhum Musun Yazıcıoğlu'nun son fotoğraflarında ve yine gazeteci İsmail Güneş'in gazete içerisindeki Yüksel Yancı'nın gazetecinin çektiği son anda fotoğraflar var. Bu fotoğraflardaki resimlerden de bir yüzlerindeki ifadeden bir zehirlenme bulgusunun varlığını uzmanlar ifade ediyorlar. Bir kere İstanbul Toksikoloji İstas Kurulu'na göndererek ki biz daha önce de zehir incelemesi yaptırdık. Adana Adli Tıp Kurumu'na 3 kez yaptırdık, yok dediler. Kahramanmaraş Suç İmam Üniversitesi'ne yaptırıldı, yok denildi. Hacettepe Üniversitesi'ne yaptırıldı, yok denildi. Zehirlenme yok denildi. Ama Toksikoloji İstas Kurulu, İstanbul Adli Tıp Kurumu var dedi. Dolayısıyla böyle bir delil de doğrusu, bu da dosyada hala maddi delil anlamında en önemli bulgularından biridir. Dolayısıyla devlet denetleminin burada inkar edilemez bir emeğinin varlığı tartışmasız. 13 Temmuz 2016 tarihinde hangi gerekçeyle takipsizlik kararı verilmişti? Bu kararı verenler şu an hala görevde mi? Onlarla ilgili bir çalışma yapıldı.
13 Temmuz tarihinde biz itiraz etmiştik. 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ana dosya diye tanımladığımız 132 şüphelinin bulunduğu dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Bu takipsizliği verirken daha önce zaten biliyorsunuz bu dosyanın verilen ilk takipsizlik değil bu. 2014 yılında da bir takipsizlik kararı verilmişti. 2014 yılında verilen takipsizlik kararı Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. Bu iddialar ciddi iddialar. Özellikle hava hareketleri ile ilgili, karbon monoksit ile ilgili ve dosyadaki diğer somut delillerle ilgili GPS cihazının sökülüp yakılmasıyla ilgili, GPS cihazının söküldüğünün sabit olan verilerle ilgili bütün bunların yargılanması gereken hususlardır. Bu hususlarda ilgili kişilerin tespitiyle yargıya sevk edilmesi gerektiği hususunda Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014 tarihinde bir verilen takipsizliğe karşı takipsizliği kaldırılarak dosyayı tekrar Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmişti. Ama bundan sonra ciddi bir çalışma yapılmadı. Yapılmamış olmasına rağmen bu defa tuttular. 9 kişiyle ilgili ilgisi ve yetkisi olmadığı halde Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dava açıldı. Zaten önceki takipsizlikte bir kısım bu cihazını sökenlerle ilgili Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hırsızlıktan dava açılmıştı. Onu o zaman mahkemeye iade etmişti tekrar ana dosyaya. Ve İsmail Dursun Özmen'le ilgili de biliyorsunuz görevi kötüye kullanmadan dava açılmıştı. O yürüyen dava. O dava hala devam ediyor. Dolayısıyla 2016'da verilen takipsizlikten önce 2014'te verilen bir takipsizlik de var. O takipsizliği kaldırıldığı halde ve dava açma mecburiyetinin bulunduğu halde bir takipsizlik verildi. Bu takipsizlik gerçekten hayret verici bir takipsizliktir. Bütün delillere rağmen, biraz önce saydığım bu maddi delillere rağmen, GPS'in tüm Türkiye'nin gözünün önünde sökülmüş olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı'nın keçiler mi söktü dediği, kimlerin söktüğünün de, dönemin Cumhurbaşkanı öyle demişti ya, kimlerin söktüğünün de dosya kapsamıyla sabit olmuş olmasına rağmen hiçbir şekilde bütün bu deliller, karbon monoksit, hava hareketliliği, hava hareketliliğinde Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda yaptığımız keşifle usulsüzlüğün, orada helikopterin tesir mesafesine, yukarıdan dalan uçakların tesir mesafesine girdikleri, ses hızından yüksek hızla uçtukları ve yine kendilerinin uçuş rotasının dışına çıktıkları 1244 kilometre olan ses hızından daha yüksek bir hızla izinsiz olarak uçtukları, alçak irtifaya indikleri gibi birçok usulsüz, olağanüstü durum, izin alınmadan yapılması, yapılamayacak uçuşların izin alınmadan yapıldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama bütün bunlar göz ardı edildi ve takipsizlik verildi. Hiçbir delile bakılmadı. Yani o tarihi itibariyle söylüyorum, takipsizliğin verildiği 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle söylüyorum. Kimlerin arama kurtarmaya engel olduğu, kimlerin verilen koordinatları, noktasal koordinatları bildirmediği, yanlış koordinatlar bildirilerek arama kurtarmanın yanlış yerde yapıldığı, en muhtemel yerin aramasına kasten engel olunduğu, bunların tamamı kişi kişi, fert fert, olay, tarih, yer, zaman, maddi bulgularıyla sabit olduğu halde bunların hakkında hiçbiriyle ilgili dava açılmadı. Hiçbiriyle ilgili dava açılmadı. GPS cihazını söken birkaç kişiyle biliyorsunuz dava açtı ki bunların tamamı gerek kaza kırım ekibindeki kişiler gerekse GPS cihazını sökenler 8 ay Malatya'da tutuklu kalmıştı 2012 yılı içerisinde. Ama buna rağmen bütün bunlar göz ardı edilerek hava hareketliliğindeki keşif raporları, ahli raporlar, TÜBİTAK'ın vermiş olduğu raporlar hiçbirine itibar edilmeden bunların tamamı yok sayılarak takipsizlik kararı verildi. Biz 13 Temmuz'da bu takipsizlik kararına karşı itirazda bulunduk. Çok kapsamlı bir itirazdı. Çok titizlikle çalışmış bir itirazdı. 65 bentte biz yapılan verilen takipsizlik kararının usul ve yasaya aykırı olduğu,
bir kısım şüphelilerle ilgili, belki tamamı değil ama bir kısım şüphelilerle ilgili, yerden fazlasıyla ilgili, dava açılması gerektiğiyle ilgili açık net bir delilleriyle birlikte olayı döktük. Netice itibariyle bu takipsizlik kararını verenlere hiçbir şey olmadı. Hatta o zaman tayini çıktığı söylendi Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi Başsavcı Vekilliğinin. Sonra her nedense gitmedi. Şimdi de Adana İstinaf'a gitmişti. Başka bir soruşturma sebebiyle Adana'da düz savcı olarak görev yapıyor. Yani bu dosya sebebiyle esas itibariyle ödüllendirilmişti. Yani bu kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Halbuki biraz önce size anlattım. Gaziantep'in vermiş olduğu takipsizlik kararına karşı yapılması gereken şey dava açmak zorundaydı. Bunu yapmamak görevi ihmal, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. En basit tanımıyla, en hafif nitelendirmesiyle ve bu kişi hakkında da bu takipsizlik kararının kısmen de olsa kaldırılmasından sonra artık bu şikayette bulunma zarureti de oluşmuş durumdadır. Şu an bildiğimiz kadarıyla Maraş ilimizde devam eden bir dava var. Hala hazırda başka itirazlar da var. Bu itiraz edilen diğer davalar hangileridir? Davaların son durumu nedir? Evet. Şimdi bir kere davaları sıralamam gerekiyor. Bunlardan biri kamuoyunda çokça bilinen Dursun Özmen hakkında Karamanmaraş'ta yargılanan, yargılaması yapılan dava. Şu an daha önce 7. asliye cezadaydı. 7. asliye ceza kapatıldığı için 1. asliye cezada devam ediyor. Bu davada esas itibariyle biz bu davanın usulsüz açıldığını, ana davadan ayrı böyle bir dava açılamayacağını, bu davanın ana dava bekletici mesele yapılarak ana davayla birleşmesi gerektiğini, bir suçtan bir tek yargılama yapılması gerektiği ve bunun sağlanması için de ana dosyayı beklemesi gerektiğini söyledi. Bu birincisi. İkincisi, ana dosya diye tanımladığımız bu dosya var ki bütün dosyaların burada birleşmesi gerektiği inancındayız. Bunun dışında askeri kişilerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Orada takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı verilmesi üzerine biz itiraz ettik. İtirazımız üzerine askeri Yargıtay'da bu dosya beklemekte. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü, yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir soruşturma var. Bu soruşturma takipsizlik kararı verildi. Yargıtay 2. Ceza Dairesi'ne itiraz hakkınız var denildi. Yargıtay 2. Ceza Dairesi'ne itiraz ettik. Yargıtay 2. Ceza Dairesi itirazımızı kesin olarak reddetti. Biz bu defa çok da kullanılmayan, çok da bilinmeyen olağanüstü yargı yoluna müracaat ettik Adalet Bakanlığı'na. Hatırlarsanız Adalet Bakanlığı bu itirazımızı kabul ederek yüksek dereceli memurlarla ilgili yeniden dava açılmasıyla ilgili Yargıtay'a görüş bildirdi. Bu da bu itirazda Yargıtay'da hala bekliyor. Bunun dışında yer itibariyle, yani suç yeri itibariyle işte Devlet Hava Meydanları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle ilgili olarak şikayette bulunmuş. Bunlar ilk hafta yaptığımız şeyler. Bu şikayetler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. 9 kişiyle ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam eden bir soruşturma var. Bunun dışında ne var? Bunun dışında Göksun'a, buradan biraz önce anlattım. Bir kısım şahıslar ki bunların içerisinde işte Aydın Özsucak, Davut Uçum vesaire gibi GPS cihazlarını söken 9 kişiyle ilgili bir soruşturma da Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hala derdest devam etmektedir. Bu şekilde 7 ayrı soruşturma devam ede gelmektedir. Biz bunların tamamını disiplinli bir şekilde takip ediyor. Bunları aşama aşama yakaladıkları hukuki süreceye göre değerlendirip devam ettiriyoruz. Amacımız ne? Olması gereken ne? Olması gereken şudur. Bütün bu soruşturmaların tamamı örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olması karşısında suçüstü hükümleri çerçevesinde tüm şüphelilerin aynı dosya içerisinde yargılanması gerekiyor. Bunun yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ne askeri Yargıtay ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ne Göksun bunun yeri Kahramanmaraş'daki ana dosyanın içerisinde bunların tamamının birleşmesi suretiyle yargılamanın burada devam etmesi gerektiğiyle ilgili bir tereddüt ve kaygımız
yoktur. Dolayısıyla bizim temel amaçlarımızdan bir tanesi de bir suçtan bir dava olur. Dolayısıyla yargılamada bütünlük oluşması bakımından bütün dosyaların kararlaştırma ve başsavcılığında birleşmesi, ana dosyada birleşmesi gerektiği ile ilgili düşüncemiz var. Bunu başından beri ifade ediyoruz. Evet. 10 Nisan 2018 tarihi itibariyle Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce davanın üzerindeki takipsizlik kararı 20 kişi için kaldırıldı. Bu kararı nasıl okumalıyız? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim ki 13 Haziran 2016 tarihindeki itiraz 10 Nisan 2018'de karara bağlanıyor. Bunlar ivedi kararlardır. Hadi diyelim ki dosya kapsamlıydı, 130 klasördü, sonra 140-150 oldu. İncelemesi zaman aldı, 5 ay aldı, 6 ay aldı. Ama görüyorsunuz 22 ayda sonuçlandı. Çok vahim bir durum. Yani bir kere geciktiğiyle ilgili tartışma götürmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir. İki, şimdi yargı, Türk adaleti, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi çok ciddi bir adım attı. Olan olay nedir? 132 şüpheli hakkında, ki bunun yarıya yakını zaten, dosyayla çok irtibatlı değil doğrusu. Biz de vicdanen çok rahat değiliz. Yani ilgili ilgisiz kişilerin bu dosya içerisinde şüpheli vasfıyla sokuluyor olmasından biz de rahatsızız. Bununla ilgili şikayetlerimiz bile var bizim. Dolayısıyla biz bu dosyada evet bir ayıklanmanın yapılması gerektiğiyle ilgili bir kuşku yoktu. Ama dosyanın 20 şüpheliye indirgeniyor olmasını kabul etmek asla mümkün değildir. Çok ciddi bir adımdır. Takipsiz kararı verilmiş olması, yeniden dava açılacak olmuş olması çok ciddi bir adımdır. Ama kimlerle ilgili verildiğine baktığımız takdirde zaten 9 tanesi Göksu'nda soruşturması devam eden için bir tanesi yargılanan Dursun Özmen. Geriye kalıyor 10 kişi. Bunların tamamına yakını ya istihbarat polisleri ya da GPS cihazının söken ekibin içerisinde bulunan kişiler. Peki bunun dışında bu araba kurtarmayı akamete uğratanlar, yanlış adrese sevk edenler, gerçek koordinatı bildiği halde bu gerçeği gizleyenler, en can alıcı noktada İsmail'in dağda konuşa konuşa ölüme terk edenler, hatta çenesini kırarak orada atanlar, bunlarınla ilgili bir soruşturma yapılmayacak mı? Uçağın üzerine yani helikopterin üzerine helikopter kağıdı zor tutulan bir araçtır. 3 adet askeri jetin sevk edilerek oluşturdukları türbülansla helikopterin düşürdüğü dosya kapsamıyla sabit olduğu halde uçağın pilotları nerede? Yer hareket merkezinde yetkilileri nerede? Onlara bu uçuş emrini veren kişiler nerede? Biz buna tatmin olabilir miyiz? Yani bu kadar eksiklikle açılmış. Kaldı ki GPS cihazlarını sökenler var. Çok hala. Güzel. Harika. Bunların da olması gerekir zaten. Ama GPS cihazının oraya sökülmesi için bırakılan, onu orada muhafazayla sorumlu kaza kırım ekibi nerede? Yani asıl yargılanması gerekenlerden bir kısmı da bunlar değil mi? Bunlar olması gerektiği halde bunların hakkında bile dava açılmamıştır. Bu vahim bir durumdur. Yani dava açılmamış derken yaptığımız itirazlar reddedilerek takipsizlik kararı bir anlamda onanmıştır. Burada vahim bir tablo vardır. O da şudur. Bu 132 kişiden 20 kişi çıktığımız zaman geriye kalan 112 kişinin içerisinde örgütlü yapının içerisinde bu eylemi gerçekleştiren, gerçekleştirilmesinde aktif rol alan başkaca kişiler vardır. Ve biz biliyor ve öngörüyoruz ki bunlar birçoğu da yine FETÖ'yle irtibatlıdır. Ama bunların dosya kapsamının dışında tutuluyor olmasını çok ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz. Evet, takipsizlik kararının kaldırılıyor olmasını 9 yıl olsa bile, gecikmiş olsa bile çok ciddi bir değer olarak görüyoruz. Bunda bir problem yok. Biz Allah'ın izniyle açılan bu kapıdan, adalet kapısı aralanmıştır. Açılan bu kapıdan biz gereğini yaparız. Biz şunu da ifade etmek isterim. O 132 kişiden suçlu olanlar rahat uyumasınlar. Onlarla ilgili derhal olağanüstü kanun yoluna başvurarak onlarla ilgili şikayetimizi devam ettireceğiz.
Ortaya çıkan yeni delillerle ilgili, onlarla ilgili yine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetlerimizi devam ettireceğiz. Kaldı ki Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda yetkileri sınırsız. Nedir? Sulh Ceza Mahkemesi'nden daha önce takipsizliğini onadığı kişilerle ilgili ben bu kişi hakkında şu delilleri tespit ettim. Bunun da bu soruşturma dosyasına dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum diye izin ister. Gerekçelerini sunar. O da izni vererek tekrar onları soruşturmaya dahil edebilir. Bu çok rahatlıkla gerçekleştirilebilecek bir şey. Biz bunlar hakkında soruşturmanın başlatılması, yeniden Sulh Ceza Mahkemesi'nden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemesi için yeterli verilerin olduğunu düşünüyoruz. Ve biz bunlarla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da ayrıca taleplerimiz olacaktır. Yani suçlu olanlar biz bir şekilde göz ardı oldu, bizim durumumuz kurtulduk vesaire gibi şeyler söyleyemezler. Kaldı ki bu takipsizlik kararında atlanılan, gözden kaçırılan bir husus var. O da şudur. 2014'te verilen Gaziantep'in takipsizliği kaldırma kararıdır. İkinci takipsizliği verenlerin bu karara riayet etmek zorunda olduğunu İkinci Sulh Ceza Mahkemesi Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına hatırlatması gerekirdi. Kanun yoluna başvururken önemli delillerimizden bir tanesi de budur. Dolayısıyla biz evet bu 20 kişiyle ilgili verilen takipsizliği kaldırma kararını son derece önemsiyoruz. Çok ciddi bir adımdır. Hukuka, adalete güvenimizi kısmen de olsa tazelemiştir. Yeterli olmamakla birlikte biz bu kararla çok ciddi mesafeler alacağımızı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hiç değilse bu kişiler yönünden başlatacağı yeni bir soruşturmayla biz yürüyen davanın içerisinde çok yeni delil ve bulgular elde edeceğimiz inanç ve kanaatindeyiz. Bu 20 kişi kimlerdir? Evet. Davanın çözümüne ne gibi katkısı olmaktadır? Doğrusu ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu kişileri isim isim saymanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama basında boy boy isimleri geçti. Bunun bu şekliyle işlemlerin yürütülüyor olmasının, ki biliyorsunuz bu dosya daha önce gizli kararı vardı üzerinde. Şu an Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında yürüyen FETÖ soruşturması var. Yani bizim başarısız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hemen akabinde ortaya çıkan yeni delillerle ilgili FETÖ ile ilgili yaptığımız şikayetler var. Onlarca şikayet var. En sonunu 15 sayfalık yeni bir dilekçeyle bir aya yakın önce verdik. Bu şikayetlerimiz ayrı bir soruşturma olarak devam ediyor. Biraz önce saydım ya, ayrı bir soruşturma olarak devam ediyor. Bu soruşturmanın içerisinde de yine bu dosyayla ilgili çok önemli veri ve deliller var. Bunların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz biz. Biz yapılan bu yargı faaliyetinin, yani bu 20 kişiyle sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üzerinde gizli kararı aldığı o FETÖ soruşturmasında da yine başkaca birçok şüpheli var zaten. Onlarla ilgili soruşturma da devam ediyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Daha önce de ifade ettim. Bu 20 kişi daha çok cinayet siyasının sökülmesi tapelerde biliyorsunuz komutanım diyor bir söken ekip vardı, bir de yakan ekip vardı diyor. Onlar söktü, biz de yaktık diyor ya, tapelerde açık net olarak var bu. İşte o söken ekipten çoğunluğu, diğer işte bu Dursun Özmen gibi, Dursun Özmen'in mesai arkadaşları gibi kişiler var. Kayseri'den, Maraş'tan. Helikopterdeki cihazları söken, kaza kırım ekibinde görev yapan, özellikle Feridun isimli şüphelinin bu kişiler arasında olmamasını nasıl yorumlayabiliriz? Bu kişi gibi olayın içerisinde deliller olan başka kimler bu listede yoktur? Biraz önce de ifade ettim. Feridun Seren, Şir Mehmet Serdin, Kerem Mumcuoğlu, kaza kırım ekibi. Bu ekip birinci etapta bizim yurt dışından bağımsız bir bilirkişi getirmemizi ve olayı
bağımsız bir bilirkişi eliyle denetlememizi engellemiştir. 2. GPS cihazının sökülmesi için ana gövdeden, korpitten sökülüp alınması için korpit oraya bırakılmıştır. Yani helikopter enkazının güvenliğinden sorumlu bunlar, gerekli güvenlik tedbirlerini almasını, teknik cihazlarını söküp alması gerekenler almamıştır. Oysa daha büyük bir cihaz olan ELT cihazını sonradan götürüp oraya, helikopterde olmayan bir yeni ELT cihazını götürüp taktırmışlardır. Bunlar suç işledikleri tartışmasız bir şekilde sabit olduğu halde, itirazlarımızda bunları delilleriyle, bütün delilleriyle ortaya koyduğumuz halde, yani Feridun Serem ve Nuh Şıh Mehmet Sevdin, Kerem Mumcuoğlu'nu götürmek yerine Köksal'ı götürmüşlerdir. Kenan Köksal'ı. Kenan Köksal helikopterin bakımından sorumlu kişidir. Yeni bir ELT cihazının, ELT cihazı nedir biliyor musunuz? ELT cihazı hava araçlarının ve deniz araçlarının kaybolma anında sinyal veren, noktasal olarak da bütün acil çağrı merkezlerine sinyal geçip ben batıyorum, ben düşüyorum anlamında noktasal koordinatı veren cihazdır. Can kurtaran cihazdır. Bu cihazı olmadığı halde sonradan götürüp takıp delil üreten, açık net bunun delilleriyle, bulgularıyla ortaya koyduk biz bunları. Böylese delil üreten, yani Kerem Mumcuoğlu, Kazakırım ekibindeki kişiyi, bir kişiyi aşağıda bırakıp kendi Kazakırım ekibindeki elemanla gidip yeni cihaz taktıracak kadar cesaretli davranan, suç üreten, delil üreten bir kişi ve saklaması gereken asıl en önemli bize maddi bulgusu verecek GPS cihazların da sökülüp alınması için orada bırakan kişidir. Peki GPS cihazını kimler söktü? GPS cihazının iddia olur ki ayın 28'inde kırıma uğrayan, orada bir Sikosti kırıma uğradı biliyorsunuz. O Sikosti'nin kırıma uğramasının sebebi oraya o Sikosti'ye gelecek Kazakırım ekibinin sivil helikopterin enkazının içini boşaltmasıyla ilgili. İç etmesiyle ilgili. Bu kadar vahim bir durum var. Kasten kızıma uğratıldığını yine askerin içerisindeki muvazzaf askerler söyledi. Biliyor musunuz? Biz bunu öngöremezdik. Biz böyle bir ihaneti kendi askerimize elbette bekleyemeyiz. Asla bekleyemeyiz. Çünkü merhum Muhsin Yazıcıoğlu bizim liderimiz askere göz bebeği demiştir. Biz hep böyle gördük. Ama gördük ki çok rahatlıkla çok daha farklı şeyleri yapabiliyorlar. Bu noktaya getirilmiş maalesef. Dolayısıyla örgütlü bir yapı tarafından gözü karartırılarak bu eylemin gerçekleştirildiği, bu suikast planının öncesinin, suikast anının ve suikast sonrasının çok iyi planlandığı ve bir plan proje dahilinde gerçekleştirildiği, Cumhuriyet tarihinin en profesyonel gerçekleştirilen suikast olduğu ile ilgili tartışma yok. Çünkü bütün bunlar verileriyle 170 klasöre ulaşmış dosya kapsamıyla sabit haldedir. Dolayısıyla Feridun'un ve arkadaşlarının yaptığı şey açık, net olarak hukuk ihlalidir. Onun bu takipsizlikte aleyhindeki itirazımız reddedilen kişilerin içerisinde olması gerçek anlamda bir hukuk garabetidir. Asla kabul etmeyiz. Biz onunla ilgili her türlü hukuk yollarına müracaat etmeyi yine bizim için bir görevdir. Yani alperenler müsterih olsunlar. Biz bu konulardaki eksiklikleri atlayacak, buradaki Feridun'un veyahut diğer arkadaşlarının veyahut da başkaca, işte arama kurtarmada başkaları var biliyorsunuz. Yanlış adrese yönlendiren, Kurucuva delikli kayaya yönlendiren, helikopterin gittiği istikamet belliyken tersi istikamete arama kurtarmayı yönlendiren, en can alıcı saatleri elimizden alan biliyorsunuz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 3-4 saat yaşadığıyla ilgili kanal sahibiyiz. Ve yine Erhan Üstündağ'ın yaşadığı gelen ses kaydıyla İsmail'in görüşmelerinde sabit. Yine Yüksel Yancı'nın yan taraftan kendisine kendi telefon numarasını İsmail'e veriyor 3 saat sonra. Bütün bunlarla eğer etkin bir arama kurtarma işlemi gerçekleştirilmiş olsaydı bunlar kurtarılacak. 4 cana kıydılar. 4 cana açık net kıydılar. Ön iki taraftakinin
ilk anda hayatını kaybettiğini kabul etsek bile diğerlerinin dördünün de yaşamakta olduğu saat. Kim merhum bulmuşsun yazıcı oldu biliyorsunuz. helikopterden silahını alarak helikopterden inmiştir. Bu sabit bir durum. Ha, bu kadar şey yerinde, hem şuur yerinde hem de kendini bilebilecek durumda kemeri çözdüğünden de bu anlaşılıyor. Dolayısıyla burada açık net olan bir husus var. Bize teknik anlamda helikopterin nasıl düşürüldüğü ile ilgili, nasıl düştüğü ile ilgili tartışmasız teknik verilecek olan GPS cihazlarının orada bırakan, emniyetsiz bırakan Kerem Mumcuoğlu, Şıh Mehmet Sevdim ve Feridun Senen en az onu söküp sökenlerle ve en az onu yakanlar kadar sorumludur. Bu neden göz ardı edildi? Biz bunu atlayacak değiliz elbette. 132 şüphelinin 20'ye düşmesi nasıl okumalıyız? Bu karar ile davanın birkaç kişiye ihale edilip kapatılmasını mı düşünmekteyiz? Bu dava üzerinde tabii ki çok farklı şeyler söylenebilir. Çok farklı şeyler söylenebilir. Ama şu kadarını söyleyeyim. 132 kişiden bize göre içinde birçok kişinin suçla irtibatı tartışılır nitelikteydi. Yani dosya bir anlamda ilgili ilgisiz kişiler dosyaya sokulmak suretiyle bir şişirilme durumu vardı. Elbette bunun ayıklanması gerekir. Bir de suçsuz insanların 9 yıldır bu dosya içerisinde şüpheli vasfıyla korunuyor olması da hakkaniyete çok uygun değil. Ama bunun yanı sıra bu dosyada bu 20 kişinin dışında en az 30 kişinin daha en az bu 20 kişi kadar olaydan hatta bir kısmı daha da fazla sorumlu olduğu inancındayız. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Siz GPS cihazının sökülmesiyle ilgili ya da sonrasında arama kurtarmada bilgi kirliliği oluşturan arama kurtarmayı akamete uğratanlarla ilgili soruşturma yapıyorsunuz. Tamam eyvallah. Ama helikopteri düşürenlerle, yani asıl eylemi gerçekleştirenler, yani suikastı gerçekleştirenlerle ilgili soruşturma yapmıyorsunuz. Nasıl anlaşılacak bu? Bunu anlamanın bir yolu varsa bilenler beni gelsin ve bana izah etsinler. Biz diyoruz ki şu kod numaralarını veriyoruz. Askeri jetler bu helikopterin tesir mesafesine girdiler ve kast ederek helikopteri düşürdüler diyoruz. Ve yetmedi. Pilot ola ki türbülans sahasından çıktıktan sonra sağ salim helikopteri sert inişle bile olsa yere indirebilir. Sağ kurtarmayı sağlayabilir. Çünkü pilot çok yetenekli bir pilot. Diye helikopterin içerisine karbon monoksit enjekte edenler. Bunlar bulunmadan, bunlar araştırılmadan, bunlarla ilgili bir çalışma yapılmadan ki bunlarla ilgili bizim gösterdiğimiz, hedef gösterdiğimiz kişiler var. Bunlarla ilgili şikayet ettiğimiz kişiler var. Bunların üzerinde hiçbir araştırma yapılmadan böyle bir kararın veriliyor olmasını kabul etmek mümkün değil. Ama şöyle sanılmaz. Yani tamam böyle bu eksiklikler yapıldı ama bu şekilde kalır. Hiçbir şekilde bunun dışındakiler artık yargılamadan kurtulmuşlardır diye bir zehaba hiç kimse kapılmasın. Özellikle o şüpheler hiç böyle bir hevesin içerisinde olmasınlar. Çünkü biz vicdanımızda iki dosya kapsamındaki delillerle bu eylemin, örgütlü eylemin içerisinde olanların tamamından yakalarından elimizi asla bırakmayacağız. Asla bırakmayacağız. Biz helikopterin üzerine abanan pilotları, karbon monoksiti ulaştıranları ve bunlara emir verenleri
bu emri gerçekleştirenleri, sonrasında delil karartanları arama kurtarmayı engelleyerek canlı kurtulmamalarını garantiye alma gayreti içerisinde olanları. Biliyorsunuz televizyon kameralarının önünde bilhassa Sivas'tan gelen arkadaşlarımız, biz bu Kızılöz köyünden yukarıya doğru, yani Kanlıçkır'a doğru yürüdüklerinde silah çekerek durduranlar var. Bunun başındaki Yarbay Ahmet Ergenç var. Kameralar canlı yayınlarda gözüküyor. Bunlar kendilerini kurtarılacağını mı sanıyorlar? Yine Hamza Tiryaki var. Hamza Tiryaki yanlış yere yönlendiren kişi değil mi? Yine Hamza Tiryaki esas itibariyle siz şu koordinata kayın, yani yanlış yere sevk edildikten sonra, Kurucuva bölgesine sevk edildikten sonra arama kurtarmanın tekrar dönüp sahadaki yetkilileri arayarak koordinat verip, enkazın bulunduğu koordinatı vererek bu noktaya kayın, şahsı takip edin, eks oluncaya kadar bekleyin diye. Yani İsmail konuşuyor ya televizyonlarda, telefonla arıyor ya sağa sola. Yani İsmail ölünceye kadar bekleyin, şahsı takip edin, eks oluncaya kadar bekleyin diye talimat verenleri unutacak mıyız? Göz ardı edeceğiz? Yok mu sayacağız? Böyle bir haksızlığı hukuka karşı, adalete karşı, vicdana karşı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bize emanet ettiği hak ve hukukuna karşı nasıl yapabileceğiz? Böyle bir imkan mı? Biz bunu yapamayız. Biz dolayısıyla dışında kalan kişilerle ilgili takibimizi muhakkak surette yaparız. Bizim sahada bulunduğumuz ve yalvarmalarımıza rağmen, işte köylüler söylüyorlar. Köylüler diyor ki şuradan geldi, işte kavakları yalayarak şu tarafa doğru gitti diyor. Biz diyoruz ki son görüldüğü istikamete doğru gidelim. Ama biz ne yaptık? Tersine gittik. Yapmayın etmeyin demiş olmamıza rağmen o tarafa sevk eden, arama kurtarmayı yanlış yere sevk eden Albay Sezai Aytun'un suçunu yok mu sayacağız? Böyle bir şey mi olur? Kendisine saat 10 itibariyle koordinatlar bildirilerek briefing veriliyor. En muhtemel yer diye harita üzerinde enkazın bulunduğu yer işaretlenmiş olmasına rağmen bizzat Kurucuva'da arama kurtarmayı yanlış yerde sevk ve idare eden Ali Lapanta'yı, üstelik de başbakana biz Karayakup Hücresi'ne gidilmesi lazım, helikopter orada düşmüştür demenize rağmen, başbakanın huzurunda olduğu tartışma, ben askerimi o dağa gönderemem diye Ali Lapanta'yı yok mu sayacağız? Biz bunları yapamayız. Mazlum Koçoğlu'nu yok mu sayacağız? Biz bunları yapamayız. Biz elimizden geldiği kadar hukukun bize verdiği bütün hakları kullanarak bu takibi yapacağız. Arama kurtarmanın en can alıcı saatini Kayseri valisi yaptığı açıklamayla akamete bırakmıştır. Kayseri valisi hakkında verilen takipsizlik kararı kime nasıl anlatacağız? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Peki ona o yanlış bilgiyi veren Orhan Özdemir, ona o bilgiyi veren Ali Orhan Dinç takipsiz kaldırıldı her neyse. Ama Orhan Özdemir ile ilgili de kaldırıldı ama asıl açıklamayı yapan bunlar bu bilgiyi verdi. Fakat Mevlüt Bilici bu açıklamayı yaptı. Teyit edilmemiş bir bilgi diye açıklama yaptı. Ve o açıklamaya bağlı olarak biliyor musunuz? Bizim arkadaşlarımız Kızılöz köyünden daha doğru yürüdüler. Çünkü bütün herkes dedi ki Karayakup Tepesi'ndedir dediler. Karayakup Tepesi işte Kızılöz'le sistemin arasındaki tepe. Bu tarafa geçmediği sabit, o taraftan geldiği sabit. O halde bu arada bu kadar basit bir mantık. Durum bu kadar basitti. Yani herkes Karayakup Hücresi'ne yöneldi. Enkazın bulunduğu mahalle, Kanlıçkır'a doğru yönelmiş olmasına rağmen köylüler arkalarından aradılar. Kayseri valisi açıklama yaptı. Dönün gelin, bulunmuş, Kayseri'ye götürülüyormuş diye. Bu kadar vahim, örgütlü bir yapı, bir ağ kurmuş. Kurduğu bu ağ ile de bu örgütlü yapı hem sonrasında bu bilgi kirliliğini oluşturmayı, hem en muhtemel yeri arattırmamayı, yanlış yeri arama kurtarmayı sevk etmeyi, orada konuşan İsmail'i takip ederek hala konuşuyor olmasına bağlı olarak telefonun çekmediği dereye götürüp çenesini kırarak atmaları, bunların hepsi
canice, vahşice, bilinçli olarak yapılan katliamlar değil mi? Bunlar kimin yaptığı tespit edilmeden kamu vicdanı nasıl rahatlayacak? Böyle bir şey mümkün değil. Ama biz her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen geldiğimiz noktayı çok önemsiyoruz. Çünkü biz buraya kadar gelişi ne şartlarda gerçekleştiğini çok iyi biliyoruz. İğneyle kuyu kazarak geldik biz buraya kadar. Bu 20 kişiyi elbette kazan sayıyoruz. Bunlar üzerinden açılacak davada biz yine nasıl Dursun Özmen'le ilgili yapılan yargılamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu işin içinde olduğunu, sahte bilgi notunu üretenin Ramazan Akyürek olduğunu, yine Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazel'in nasıl C5 birimi kurarak orada merhum Musun Yazıcı olduğunu takip ettiklerini, orada yaptıkları takiplerle belki de bu eylemin planlamasının oradan başladığını bu dosyalarla ortaya çıkartabildik. Neticesi itibariyle de bu bir tek Dursun Özmen'in yargılandığı dosyada ortaya çıkan deliller hiç küçümsenmeyecek kadar önemli. Hiçbir soruşturma olmasa 1. Asya Ceza Mahkemesi'nin içerisinden çıkan delillerle bile yeni bir süreç başlatmaya yeterli olduğu inancındayım zaten. Kaldı ki biliyorsunuz FETÖ ile ilgili soruşturma devam ediyor. Onun üzerinden bütün dosya kapatılsa onun üzerinden yine gider, yine sonuç alırız. Yani bununla ilgili kaygı duymanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla biz gelecekle ilgili ümitliyiz. Akademilerin de ümitlerini muhafaza etmelerini arzu ediyorum. Çünkü herhangi bir detay, teferruat, ilgili ilgisiz iddialar ki birçok ilgisiz iddialarla bizi çok yordular. Çok çok yordular. Hayallerimizi kırdılar, ümitlerimizi kırdılar. Ki bunların birçoğunda bilinçli yapıldığını düşünüyoruz. Ama biz bunların hiçbirinden yılmadık. Biz istikametimizi şaşırtmadık. Biz ana rotayı asla terk etmeden yolumuzu istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve bu 20 kişiyle sınırlı olmamak kaydıyla bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle ben yine Türk adaletinde yer alan çok kıymetli savcılar var, yiğit savcılar var. Bu savcıların eliyle bu dosyanın daha da genişletilerek soruşturmasının devam edileceğini, etkili bir örgütlü yapıyı tespit edeceklerini ki önemli ölçüde tespit edildi. Ne de biliyor musunuz? Bu 20 kişinin tamamına yakını FETÖ soruşturması geçirmiş. Tamamına yakını. FETÖ soruşturması geçirmiş. Başından beri adı geçen kişiler oldu. Bu kişilerin birçoğunda FETÖ ile irtibat ve iltisaklının olduğunu biliyoruz. Henüz adlarına yargılama yapılmamış olabilir ama biz onların da zaman içerisinde bu hakikatlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Çünkü askeri yapının içerisindeki FETÖ tam anlamıyla çözülemedi. Ama biz kara havacılıkta kahır ekseriyetle bir etkinliklerinin olduğunu, yine hava kuvvetlerinin içerisinde genç pilot yapılanmasında da örgütün bir etkinliğinin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bu eylemi başka biri gerçekleştirmiş olsaydı ve bunlar samimi olsaydı bu olay ortaya çıkardı. Demek ki burada olayı kontrol edebilecek bir güç tarafından bu eylem gerçekleştirilmiştir. Bu da bizi sonuca götürecek. Yani FETÖ'yü olayın en etkili şüphelilerinden biri yapacak çok önemli bir delil olduğunu düşünüyoruz. Bu davanın akıllarda soru işareti kalmadan çözüme kavuşacağına inanmak istiyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, ben bu inançtayım. Belki şunu başaramayabiliriz. Çünkü biz bu olayın neden ve niçinini de araştırıyoruz. Sebeplerini de araştırıyoruz. Sebeplerden delillere gitme imkanımız var. Delillerden sebeplere önemli ölçüde ulaştık zaten. Delillerden sebeplere önemli ölçüde ulaştık. Bir de sebeplerden delillere ulaşma imkanımız var. O yolda deniyoruz.
Dolayısıyla sebepleri üzerinde de durmamız gerekiyor. Bütün bunları etraflıca değerlendirilerek Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye için, Türk dünyası için, İslam dünyası için, özellikle Batı medeniyetinin karşısında yükselen İslami değerlerin ve uyanan Türk milliyetçiliğinin, biliyorsunuz 2011 yılında Bill Clinton, 1999 yılında Bill Clinton Türkiye'ye geldiğinde mecliste yaptığı konuşmada 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak demişti. Yani onlar bizim üzerimizdeki uyanan Türk dünyasındaki uyanışı görmeleri karşısında yeni tedbirler alıyorlardı. Bu tedbirleri alanlar işte bu Türk ve İslam dünyasının içerisinden yetişen sağlam adımlarla, emin adımlarla ilerleyen, çok ciddi bir zemin tutan, tuttuğu zemini asla bırakmayan bir lider, bir yapı geliyordu. Alperenler geliyordu. Onların lideri Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Bu yapı görüldü. Birçok kişi tarafından görüldü. Dolayısıyla biz sebeplerle de ilgileniyoruz. Sebeplerden hareketle de çok rahatlıkla bir takım sonuçlara gidebiliyoruz. Sonuçlar üzerinde analiz yapabiliyoruz. Bu analizlerle çok rahatlıkla Alperenlere hiçbir şüphe bırakmadan biz bu eylemi çözeriz, sonuçlandırırız. Belki diyemememizin sebebi şu: uluslararası güç merkezlerinin bu eylemde parmağının olduğunu düşünüyoruz. Belki biz uluslararası bağlantılarını tam olarak çözemeyebiliriz. Ama üzerinde durduğumuz uluslararası güç merkezleri var tabii ki. O güç merkezlerinin Türkiye'de taşeronları var. Türkiye'de bu güç merkezlerinin taşeronları var. Bunların eliyle, yani işbirlikçileri var. Bunların eliyle eylemin gerçekleştirildiği zaten anlaşılıyor. Şu halde biz önce buradaki taşeronlarına, işbirlikçilerine, ihanet içerisinde olanlara, Türk milletinin mukadderatına ihanet içerisinde olanlara, Batı'ya hizmet edenlere öncelikle bunları buradan yakalayacağımız inancındayız. Önemli ölçüde de yakalanmıştır. Önemli ölçüde de bu durum ortaya çıkmıştır. İşte görülüyor. Tablo ortada. Tablo ortada. Neden hep FETÖ FETÖ diyorsunuz diyorlar. Ortaya çıkan veriler bizi önemli ölçüde FETÖ'ye götürüyor. Çünkü ortaya çıkanların çoğunluğu FETÖ'cü. Buradan biz bir gelen sonuca varmamız zorunlu bir durum. Eğer başka bir yapıya varsaydı, ucu kime giderse gitsindi, biz onu da çok rahatlıkla söyler, onu da çok rahatlıkla ifade eder, onu da çok rahatlıkla şikayet ederdik. Bunlar hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Kime gidiyorsa gitsin, nereye gidiyorsa gitsin, içinden kim çıkarsa çıksın, hiç önemli değil. Biz onlarla da uğraşmayı vazife biliriz. Bizim merhum başkanımızdan öğrendiğimiz yol, metot, usul budur. Biz doğruyu söyleyeceğiz. Dik duracağız, düz yürüyeceğiz. Bizim yapacağımız şey bu. Böyle zor şey değil. Yapmamız gereken şey. Abartarak söylemiyorum. Biz sadece bu samimiyetle yürüdüğümüz takdirde yolumuza birçok fırsatın önümüze geleceğine inanıyorum. Nitekim 9 yıl içerisinde birçok fırsatlar gelmiştir. Durup dururken olmamıştır bunların tamamı. Nice südü bozuk olmayan, vatanını milletini seven, yanlışa ortaklık etmeyen insanlar var. Onların gönderdiği delillerle bu dosya bugün bu delillerle dolmuştur. Bir gün helal süt emmiş bir Anadolu evladının şu kişiler bunu yaptı ya da biz yaptık ya da benim içinde bulunduğum şu grup yaptı diye çıkıp orta yerde bunu ifade edeceği inancını bile taşıyorum ben. Çünkü merhumusun yazılı kanı yerde kalmaz arkadaşlar. Geciktirebilirler, bizi oyalayabilirler, bizi yanlış yerlere sevk ederek, yanlış bilgiler vererek zamanımız alabilirler, yanlış istikamete sevk etmeye çalışırlar. Ama ben başta da söyledim, biz rotamızı hiç şaşırmadık. Biz rotamızı, istikametimizi hiç değiştirmeden
yolumuza 9 yıldır devam ediyoruz. Ve bir 9 yıl daha geçse, Allah ömür verirse, ailelerin, avukat arkadaşlarımızın desteğiyle, genel merkezin, sen genel başkanın gayretleriyle biz bu işi ve bizi alperenlerin de yüreklendirmesiyle biz bu işi inşallah bütün şüpheleri dağıtacak kadar belki olmayabilir ama ana gövdeyi ortaya çıkartacak, suçluları adaletin önüne atacak bir yapıyı oluşturacağımızla ilgili ciddi bir kaygı taşımıyorum ben. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok önemli ölçüde zaten bu gerçekleşmiş durumda. Bu son gelişmeden sonra bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenler olarak ne yapabiliriz? Evet. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu bize çok ciddi bir miras bıraktı. Onun en önemli mirası fikirleri ve davasıdır. Onun fikirlerini yaşatmak, davasına sahip çıkmak, onu ölümle yok edeceğini düşünenlere karşı vereceğimiz en önemli cevaptır. Bütün alperenlere canı gönülden bunu söylüyorum. Onun fikirlerine sahip çıkmak, davasını yaşatmak, onu öldürerek yok sayacaklarını, şehit ederek, ona bu hain planı kurarak, bu tuzağı kurarak, bu şekilde bir suikaste uğratarak, onu yok edeceklerini sananlara verebileceğimiz en önemli cevaptır. Bıraktığı en önemli miras da budur. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikri, bu yüzyıl olmasa gelecek yüzyıla devlet olacak bir fikirdir. Ben gelecek yüzyıla da değil, gelecek 10 yıllar içerisinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikrinin iktidar olacağını, iktidar olmakla kalmayıp devlet olacağını, devletin kendisi olacağı inancını taşıyan biriyim. Biz hep böyle bir Muhsin Yazıcıoğlu gördük. Bunun için onun yıllarca nefes almadan hizmetinde bulundum. Şükürler olsun. Ve dolayısıyla ben genç alperen kardeşlerimize çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Birincisi onun davasını yaşatmak, fikirlerini yaşatmak. Bize özellikle gençlere harika bir rol model. Güzel ahlakıyla rol model. Arkadaş olmasıyla rol model. Dost olmasıyla rol model. Anne, baba, baba olmasıyla rol model. Abi olmasıyla rol model. Yani biz onda aramamız gereken her şeyi onun yaşamında, kişiliğinde buluyoruz. Dolayısıyla biz onu benimser, onun fikirlerini özümser, onun önceliklerini, o özgün fikriyatını eğer anlayabilir, kavrayabilir, onu yaşamaya çalışırsak, Muhsin Yazıcıoğlu şehit edenlere karşı en ciddi cevabı vermiş olacağız. Bir kere bunu çok net olarak bütün camiayla canı gönülden paylaşmak istiyorum ve arkadaşlarımdan talebim budur. Bir başka husus, bizim üzerimize bir vebal var. O vebal de şudur ki Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı, herhangi birimizin başına böyle bir şey gelmiş olsaydı, Muhsin Yazıcıoğlu ne yapardı? Sonuna kadar giderdi. Arkadaşının hak ve hukukunu asla yerde bırakmazdı. Öyle değil mi? Öyledir. O halde ben burada Muhsin Yazıcıoğlu'nun akranı olan bütün dostlarına, yakın arkadaşlarına çağrıda bulunuyorum. Bu davaya sahip çıkılıyorum. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok önemli bir mirası da Büyük Birlik Partisi'dir. Onlara bu davaya sahip çıkın diyorum. Ellerinden geldiği kadar sahip çıkıyorlar. Ve alperenlere iki önemli miraslarından biri de alperenlik fikriyatının yanı sıra fiziki olarak da alperen olacaklarıdır. Yetişen gençlerimize bu davayı çözme heyecanını görüyorum. Ondan da büyük enerji alıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani alperenlerin
var olan enerjisinden, gördüğüm o gayretlerinden, kararlılıklarından, azimlerinden, vazgeçmeme tutkularından cesaret alıyorum. Bu benim için çok ciddi bir şey, enerji kaynağı. Onların bu tutkularından vazgeçmemelerini sonuna kadar takip etmelerini umuyorum ve bekliyorum. Allah'ın izniyle de görüyorum bunu. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenler olalım. Hak'tan, adaletten yana olanlar, Türk'ü sevenler, Türk milletinin milli kültürünü sevenler, onu bütün gelenekleriyle yaşatmak isteyenler, İslam'ın ahkamının hayat nizamı olarak benimseyenler, o hayat nizamını bütün imkansızlıklara rağmen çok güzel bir şekliyle yaşayan Muhsin Yazıcıoğlu'nu örnek olarak yaşamak isteyenlere önerimiz, tabii ki hem onun yolunu, davasını takip etmek, hem de bir kardeş olarak, bir kardeşlik hukukunun gereği onun davasını gün be gün, adım adım takip etmek. Nasıl bir kardeşiniz başına bir hal gelse, size düşen sorumluluk her neyse aynısını burada da Muhsin Yazıcıoğlu için gösterdim. Ben inanıyor ve biliyorum ki camiamızın tamamında bu kararlılık var, biliyor musunuz? Bu sevgi, bu aşk var. Kiminle görürsek yapabileceğimiz bir şey var mı diye çırpınışlarını görmüşümdür. Şuraya bu sebeple uzak duranlar dahi bu noktadadır. Camiamızla ilgili benim bir olumsuz kanaatim mevcut değil. Ama ortak bir inisiyatif konulmaması konusunda belki serzenişlerim olabilir. Beklentim ve temennim odur ki ortak bir inisiyatif konusunda, ortak bir iade konusunda, aileler, ailelerin ki birinci derecede yasal muhatap bunlar, biliyorsunuz. Aileler bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Gerek Sivas'taki aileler olsun, gerek Ankara'da merhum başkanımızın aileleri olsun, yine Yusuf abi olsun, Onuş abla olsun, diğer ablası olsun, kardeş olsun merhum liderimizin. Gerçekten üstün akrabaları, Sivas'taki eşi dostu, biliyorsunuz her duruşmaya otobüslerle gelip hiç bıkmadan, usanmadan, büyük bir kararla, basiretle gelip gidiyorlar. Ailelerine söyleyecek hiçbir söz yok. Gerçekten çok basiretli bir şekilde yapıyorlar. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Furkan Yazıcıoğlu, şükürler olsun yetişti geldi. Artık her şeyi çok rahatlıkla sevk ve idare edebilecek kabiliyet, yetenek, bilgi birikimi, nezaket, zarafet hepsi var. Allah'a şükürler olsun. Furkan Yazıcıoğlu tek başına kalsa bu davayı yürütecek azimle, kararlılıkta. Onun da bu konuda tabii bir evlat olarak önce, sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir seven olarak, bizlerin başkanın bıraktığı bir emaneti olarak görüyoruz. Yani ona olan muhabbetimiz, sevgimiz bununla, ayrıca kendimi tabii kişisel özellikleri de kendisini sevdiriyor ama başkanın bize bıraktığı çok ciddi bir emanet. Yine kızı Firuze çok ciddi bir şekilde, yani arkamızda karlı dağlar gibi duruyor. Çocukları, işi, yengemiz, bu dönem yengemiz, bir referandum. Yani bunlardan da bizim ve camianın beklentileri karşılıksız kalmamıştır bugüne kadar. Çok ciddi bir basiretle, her türlü rüzgara karşı eğilmeden, bükülmeden bu davayı takip etme kararlılığı içerisinde olmuşlardır. Genel merkezimiz, değişen bütün divanlar bu davanın takibini ana amaçları gibi görmüşlerdir. Ben camiamızdan, merhum başkanın arkadaşlarından, gençlerimizden, ailelerden bu davayı takip etme kararlılığı konusunda hep çok ciddi destekler aldık, alıyoruz, alacağız. Onların bu konuda gösterdikleri kararlılığı burada herkesin huzurunda, tüm camianın
tekrarlamak istiyorum. Şunu da ifade etmek isterim. Bizim bu davaya gösterdiğimiz sebat belki başlangıçta küçümsenmiş olabilir. Ama zaman içerisinde herkesçe bu işin ciddiyeti anlaşılmış durumda. Kamuoyu bunun bir kaza olmadığını, suikast olduğu kanaatini ulaşmış durumda. Yargıdan önce. Yargıdan önce ulaşmış durumda. Üzülerek söylüyorum. Yargıdan önce ulaşmış durumda. Bu çözülecek arkadaşlar. Bu olay çözülecek. Bütün camiamız rahat olacak, rahat edecek Allah'ın izniyle. Bu bizim için bir veba. Bu bizim için bir sorumluluk. Bu bizim için vazgeçemeyeceğimiz, öteleyemeyeceğimiz, devredemeyeceğimiz her birimiz için bir sorumluluktur. Sonuç olarak ben şunu söyleyeyim. Ben kendi adıma söylüyorum. Kendi abilerim var iki. Yani onların başına bir hal gelmiş olmasından çok daha fazla büyük bir özenle ben bunu takip ediyorum. Kendi adıma söylüyorum. Diğer avukat arkadaşlarımız tamamı hiçbiri farklı durumda değil. Çünkü gerçekten bizim abimiz. Liderimizdi, abimizdi, dostumuzdu, arkadaşımızdı. Kötü günde hepimizin arkasında dağ gibi duran bir insanı kaybetmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Dolayısıyla ben avukat arkadaşlarıma bu arada başta Sayın Selami Ekici olmak üzere Cemal abi, Cemal Erkoç Bey'e, Muammer Çolakoğlu'na, Sivas'tan gelen arkadaşlarımıza, Samsun'dan gelen baro başkanımız Sayın Kerami Gürbüz Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum. Şu sonuçta bunların hepsinin çok ciddi emekleri var. Hepsinin çok ciddi emekleri var. Bu işler kolay yapılmıyor arkadaşlar. Bu davaların takibi, yılmadan, usanmadan, bıkmadan, herkesle kötü olmayı göze alarak hiç kolay değil. Kolay olmayan şeyler adım adım başarılıyor, adım adım geliyoruz. Adalet kapısı aralanmıştır. Allah'ın izniyle sonuca yakınız. Hep birlikte, el birliğiyle, ağız birliğiyle, gönül birliğiyle biz bu işi çözeceğiz. Altyazı M.K. söyleyeceğim son şey budur. Teşekkür ediyorum.